Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili ve MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Yurdakul sabah erken saatlerde bu açıklamayı yapmıştı. Akşam saatlerinde ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cezaevlerinde yakınları bulunan ailelerle MHP Genel Merkezi'ne kabul etti. Burada ailelerin sorunlarını dinleyen Bahçeli, Ramazan Bayramı öncesi hükümetin adımıyla af çıkmasının yararlı olduğunu belirtti. Kader mahkumları olarak nitelendirdiğimiz kardeşlerimizin yakınlarının Milliyetçi Hareket Partisi'nin ziyaretinden çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan bir mahkum tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık bir mahkumu taşıyabilecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Hepinizin bildiği gibi 3 evreli bir rejim, sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de bu önemli ve köklü bir değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak, kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak ve nasip olursa, benim kanaatim, tabii bunu mecliste yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan Bayramı öncesinde biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda aflar çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir Cumhuriyet Hükümeti sisteminin oluştuğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye diyorum. Allah hepinize sabır versin. Amin. İnşallah sonu da hayırlı olur inşallah.